Çok değerli izleyiciler, yeni bir bilim gündem programında beraberiz. Değişik bir ortamdayız. 3 konuğum var. Bugün konuşacağımız konu bu bölgenin. Öncelikle Türkiye genelinde ama Çanakkale özeline indirgeyerek hayvanlarını konuşacağız. Faunası deniyor buna. Çanakkale bölgesinin faunası. Tabii öncelikle bu fauna nerede oluyor? Önemli doğa alanları. Bu önemli doğa alanlarından gireceğiz konuya. Konuklarım Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyeleri, birisi hariç. Konuklarımın isimleri Profesör Doktor Varol Tok solumda. Burada Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde. Mert sağ baştaki arkadaş Mert Gürkan burada doktoralı eleman yardımcı doçent kadrosu bekliyor. Bunu da belirtmiş olalım. Özgür Emek İnanmaz burada kadro bulamadığı için ayrılan arkadaşlardan. Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesiyken işte şu anda dışarıda kadrosuz. Konuşacağımız konuyu da söyledim. Konuklarım kısaca özgeçmişlerini kendilerini tanıtacaklar. Bu zor bir iş ama böyle birkaç cümleyle ne yapıyoruz, neredeyiz, son günlerde nelerle ilgileniyoruz gibi. Evet, Varol Bey'den başlayalım. Hocam çok Varol teşekkür Bey. Ederim. Tabii şimdi bugün biz burada Çanakkale'yi konuşacağız. Ben kısa özgeçmişime geçmeden, konuşmalara geçmeden evvel ülkemizin yaşadığı büyük bir acıyı hatırlamadan geçmek istemiyorum. Onu hep beraber paylaşmış olalım. Evet. Şeyde Soma'da yaşamını yitiren işçi arkadaşlarımıza. Evet. Onlara Allah rahmet eylesin diliyorum. Yine aynı şekilde ailelerine sabırlar, başsağlığı diliyoruz. Yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Ben Ege Üniversitesi'nde, Fen Edebiyat Fen Fakültesi'nde, Biyoloji Bölümünde üniversite yaşamıma başladım. Ve neredeyse akademik kariyerimin çok önemli aşamalarını hep Ege Üniversitesi'nde tamamladım. Varol orada beraberdik aslında da birbirimizi galiba çok iyi tanımıyorduk. Evet, herhalde o dönemde beraberdik. İşte daha sonra 2002 yılında buraya geldim. Burada 2002'den beri profesör kadrosuyla çalışıyorum. Son zamanlarda gene daha önceki yıllarda gelir gelmez 2002'den beri Çanakkale'nin biyoçeşitliliğiyle ilgili birçok çalışma arkadaşlarımızla beraber yaptık, yürüttük. Zaten bu arkamızda gördüğümüz örnekler bilimsel amaçla çoğunluğu Çanakkale ve civarından ama Türkiye'nin değişik yerlerinden de toplanmış herpetolojik dediğimiz amfibi sürüngen örneklerini görüyoruz. Ve son zamanlarda biyoçeşitlilik üzerine çalışmalar yapıyorum. Çanakkale'deki çalışmalarımız halihazırda devam ediyor. Çok güzel. Şimdilik yeter diyelim. Teşekkür ediyorum. Evet, Özgür, seni tanıyalım biraz. Ben İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden mezun oldum. Daha sonra aynı üniversitede yüksek lisansımı yaptım. Lisans üstü eğitimimi Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde devam ettim. Daha sonra Çanakkale 18 Mart'ta doktoramı aldım. Doktoram boyunca da araştırma görevlisi olarak çalıştım Su Ürünleri Fakültesi'nde. Sonrasında yardım doçent kadrosunu alamadık tabii burada. Bu süre zarfında da Yunanistan Arkipelagos Enstitüsü'nde çalıştım bir süre. Şu anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyorum. Evet. Kısaca tamam. Böyle. Tamam. Teşekkür ediyorum. Yalnız şeyi de belki hemen söylemekte yarar var. Karabiga bölgesinde fokların yaşadığı alanla ilgileniyorsun. Evet. O oralardaki çevre sorunları. Akdeniz popülünü takip ediyoruz orada. Evet. Peki. Onun üzerinde duracağız biraz daha uzun. Evet, Mert, seni tanıyalım. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle laboratuvarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Evet.
Ben aslında hepinize hoş geldiniz diyecektim ama biz hoş geldik gerçekten. İşte burası sizin laboratuvarınız. Hepimizin laboratuvarı hocam. Buradaki materyaller hepimizin materyalleri. Zooloji Araştırma Laboratuvarındayız. Benim ismim Mert Hürka. Ben 2002 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden lisans eğitimi mezunu oldum. Devamında 2003 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Bölümünden yüksek lisans kariyerime başladım. Yüksek lisans devamlı doktora sürecini 2011 yılında tamamladıktan sonra halihazırda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde doktor araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Tabii bilimsel olarak yaptığım işleri çok kısa değinmek gerekirse, yüksek lisans çalışmam boyunca Çanakkale Sarıçay Deltası'nın kuşlarını çalıştık. Yani ben de bu söyleşide Çanakkale kuş faunası hakkında katkıda bulunmak üzere söyleyeyim. Halihazırda geçmişten gelen bir ornitoloji geçmişi bulunmakta. Devam eden akademik kariyerimde doktora sürecinde ise hayvan histolojisi, embriyolojisi ve akvatik toksikoloji konularında çalışmalarımı sürdürmekteyim. Halihazırda da amfibi, reptil, sürüngen ve balık türleri üzerinde de hem akvatik toksikoloji hem de embriyolojik ve histolojik çalışmalarımı sürdürmekteyim. Tamam, çok teşekkürler. Şimdi işte çok değişik hayvan türleri yaşıyor Türkiye'de. Ve galiba Türkiye diğer ülkelerle karşılaştırılınca zengin değil mi hayvan türleri açısından. Ama bu türlerde zaman geçtikçe azalıyor değil mi? Evet, azalıyor, yok oluyor bazı türler. Bu doğa alanlarını da bu hayvan türü zenginliğine göre gruplara mı ayırıyoruz? Evet hocam. Gruplara ayırıyoruz. Biraz böyle genel bilgiler verseniz bu konuda. Tamam. Şimdi hocam biraz evvel de söylediğiniz gibi çok doğru. Ülkemizin bulunduğu coğrafik konum gereği, yani üç kıtanın arasında yer alması nedeniyle biyolojik çeşitliliği gerçekten çok fazla. Neredeyse Avrupa kıtasına tek başına yetişiyor biyolojik anlamda. Çok zengin. Tabii ki bu kadar zenginlik çok güzel bir kazanım fakat bunu ciddi bir sorumluluğu da var. Şimdi ÖDA ifadesi deyince hemen aklımıza alan koruma çalışmaları geliyor. Alan koruma çalışmalarının niçin peki gerek duyulmuştur? Bugün neredeyse hepimizin bildiği gibi doğayı tahrip eden en önemli unsur insan ve insan faaliyetleri olarak kabul ediliyor. Bilim adamları genel bir değerlendirme yaptıklarında türlerin doğada yok oluşlarının oranlarının insan faaliyeti sonucunda oluşana göre çok daha düşük olduğunu, insan faaliyetleri sonucunda oluşan tür kayıplarının ise neredeyse 1000 kat daha fazla olduğu sonucuna varmışlar. Bu gibi bir sonuçtan sonra acilen bir bundan 60 yıl kadar öncesine kadar hep genelde bir tür nesli tehlike altına girdiğinde hemen ona yönelik işte çalışmalar başlatılıyor ve o yönde bir takım bilimsel görüşler ortaya sunuluyor ve önlemler alınmaya gayret ediliyor. Fakat ilerleyen süreç ve insan faaliyetlerinin çok yoğun olması sonucunda bu olaylara yetişemez oldu insanlar, bilim insanları. Yani bir tür korumaya çalışırken bir başka tür tehlike altına girmeye başladı derken o zaman hepsinin ortak görüşü dediler ki biz alanı korursak o alanda yaşayan bitkisini, hayvanını vesaire hepsini korumuş oluruz. İşte bu anlamda bizim Türkiye'den sivil toplum kuruluşları, Doğa Derneği, Doğal Hayatı Koruma Derneği ilk başlarda onların da devreye girdiği, işte Plant Life, International Bird Life, bunların hepsi devreye girip bir çalışma yürüttüler, bilim adamlarından da görüş alarak. Ve o görüşler Türkiye için Doğa Derneği tarafından toparlandı ve bu iki cilt halinde aslında hem sayfalarında hem de yayın olarak da değerlendirildi. Şimdi buradaki kriterler nedir? Buradaki kriterler uluslararası kriterler. Tabii. Yani bir takım temel kriterleri esas alarak eğer bu kriterleri sağlayan alanlar varsa biz buraları korumalıyız düşüncesiyle hareket ediliyor. Bunlardan bir tanesi nesli tehlike altında olan türler. Eğer bir alanda nesli tehlike altında olan türleri tespit ediyorsanız ki bunlarda tabii bir alt sınır var. Yani 10 çift veya işte 30 bireyi eğer siz bir alanda tespit ettiyseniz orası önemli doğal alan diyebiliyorsunuz. Hassas alandır diyorsunuz.
Yine dar yayılışlı türler. Öyle türler var ki yurdumuzda tek nokta endemi. Biraz sonra da söyleyeceğim. Yani o anlamda da çok zenginiz aslında Türkiye olarak. Yine yoğunlaşan türler, yani belli dönemlerde üreme, beslenme gibi faaliyetlerle yeri gelecek ben söyleyeceğim. Yine tabii Mert hocamız da ondan bahsedecektir. Belli noktalarda özellikle kuş türleri çok yoğunlaşırlar. Evet. Eğer dünyadaki popülasyonu, yani yapılan bir takım bilimsel hesaplamalarla %1'ini içeriyorsa bir bölge, o zaman diyoruz ki orası önemli doğa alanıdır. İşte benzersiz doğadır. Evet. Yine tek bir biyoma özgü, yani belli ekolojik koşullarda yaşayan hayvanları barındırıyorsa veya bitkileri barındırıyorsa orası benzersiz alandır diyoruz. İşte bunların ikisini birden, yani nesli tehlike altında olan ve diğer üç saydığım üç hususu da içeriyorsa orası sıfır yok olmuş alanıdır. Yani gözden çıkartılamayacak o kadar önemli yerler. Kesin korunması. Evet, korunması gerekir. Şimdi bu Türkiye'de yapılan çalışmalarda 300'ün üzerinde önemli doğa alanı tespit edildi, yapıldı. Ve bu çalışmalar halihazırda devam ediyor. Evet. Bu alanlar yaklaşık 20 milyon hektarlık bir alanı kaplıyor ki Türkiye'nin %26'sına yaklaşık denk geliyor. Yurdumuzda yapılan çalışmalardaki bunun sayısı artıyor her geçen gün. 451 tane tek nokta endemiği var. Yani sadece bir noktada yaşayan ve ülkemize özgü, ülkemizde yaşayan türler. Bunların önemli bir kısmı da işte nesli tehlike altında kalıyor. Çeşitli faktörlerle ki en önemlisi de insan faaliyetleri. Bunlardan 394 tanesi 125 ödada, bu 300'ün üzerindeki ödanın içerisinde koruma altında. Ama ne yazık ki bu tek nokta endemiklerden 57 tür ki %13'üne karşılık geliyor. Herhangi bir öda içerisinde koruma altında değil. Bu da büyük bir risk oluşturuyor aslında. Şimdi müsaade ederseniz eğer devam ediyorsa biraz Çanakkale'ye değinmek istiyorum. Önemli doğa alanları hususunda. İstersen ona ikinci turda dönelim. Öyle yapalım. Öyle. Çanakkale özeline ikinci turda dönelim. Tabii bu hayvan türlerinin birçoğu, yüzde ne kadarı bilmiyorum ama kuşlardan oluşuyor. Çanakkale Boğaz nedeniyle mi? Galiba göç yolları üzerinde biraz da. Kuş zenginliği ayrıcalığı var mı Çanakkale'nin? Çanakkale ilinin hem coğrafi konumu gereği hem de işte göstermiş olduğu iklimsel varyasyonları, jeolojik şekillerin çeşitliliği gibi faktörler nedeniyle pek çok canlı türü için aslında bakarsanız önemli bir alan. Önemli bir alan. Tabii o zaman çok kısa ondan bir giriş yapabiliriz isterseniz. İstersen biraz böyle Türkiye genelinde bir kuş türlerinden söz edelim. Tehlike altındaki türler hangileri? Evet. Çanakkale özeline gelirsek ne söyleyebiliriz? Tabii Türkiye'de yapılmış ornitoloji yani kuş bilimi anlamında yapılmış çalışmalara baktığımızda hocam çok eski tarihlere maalesef dayanmıyor. Yani bilimsel çalışmalar, bu anlamda yapılan bilimsel çalışmalar 1940'lı yıllarda başlıyor. Yani, daha önceki yıllarda özellikle Alman ve İngiliz bilim adamlarının katkılarıyla yapılmış bir takım gözlem notları var 1800'lü yıllara ait ama hani bu konuda yapılmış ilk ciddi ornitolojik çalışma nedir diye sorarsanız İstanbul Üniversitesi'nden rahmetli Saadet Ergen hocamın yapmış olduğu Türkiye Kuşları isimli bir monografi çalışması. İlk onunla başladı 1945 yılında. Belki de bu bir milat oluyor bu anlamda. O tarihten günümüze kadar da pek çok yerli ve yabancı bilim insanı tarafından halihazırda yapılmış pek çok faunistik çalışma da var. Ekolojik çalışma da var, diğer biyolojik çalışmalar da halihazırda mevcut. Şimdi bu yaklaşımla baktığımızda Türkiye kuş faunası açısından oldukça zengin bir ülke, öyle söyleyebiliriz. Son literatür kaynaklarına baktığımızda dünyada yaklaşık 9000 civarında kuş türünün yaşadığından bahsediliyor. Peki yurdumuzda kaç tane var? Yurdumuzda yaklaşık 450 civarında kuş türü barınıyor. Bu aslında bakarsanız hani Türkiye'nin yüz ölçümüyle dünyayı kıyasladığımızda çok ciddi bir rakam. Neredeyse dünyada yaşayan kuş türlerinin %5'lik bir kısmı yurdumuzun yıl içerisinde gözlenebiliyor. Öyle söyleyelim. Hani biraz önce söylediğiniz Çanakkale Boğazı neden önemli? Statü gereği kuşlar 4 ayrı kategoriye ayrılıyor hocam. Bir 4 mevsim boyunca görebileceğiniz yerli kuşlardan bahsedebilirsiniz. Bir yaz göçmenlerinden bahsedebilirsiniz. Şimdi ne zaman gelir onlar? Mart, Nisan aylarında lokaliteye gelirler. Sonbaharın başlamasıyla beraber Eylül-Ekim aylarında orayı terk ederler. Bunlar yaz göçmenidir. İşte en bilinen biri kırlangıçlar, leylekler vesaire. Yazın habercisi olan kuşlardır.
yakın geçmişte Kepez'den Karaleylek görüyorum. Mesela. Evet, Karaleylek mesela Çanakkale için konuşuyorum ama gerçi ikinci turda Çanakkale'yi detaylandıracağız ama Edine yakınındaki Araplar Boğazı'nı Karaleylekler kullanıyor. Evet. Ulema maçta kullanıyorlar. Evet. O açıdan baktığınızda hani Karaleylek de dediğiniz zaman küresel ölçekte baktığınızda hakikaten sayısı oldukça azalma eğiliminde olan bir tür. Yani korunmaya muhtaç bir tür. Evet. Bu anlamda baktığınızda hani Çanakkale'de bakın en güzel şeyi siz yakalamışsınız diye düşünüyorum ben. Bakın bir Karaleylek gözlemiyle birlikte Çanakkale'nin ne kadar önemli olduğundan ne yapabiliriz şu kadar bahsedebiliyoruz. Peki böyle Türkiye'de olup da işte başka ülkelerde olmayan kuş türleri var mı? En popülerinden bahsedelim. İşte Urfa Biricik'te yaşayan kelaynaklar mesela. Bir de Fas'ta yaşıyorlar hocam. Kuzey Afrika'da yaşıyorlar. Onlar da göçmen galiba değil mi? Göçmen türler ama maalesef yani bu korunma altına alınmadan önce 8-10 çift kalmıştı. Şimdi koruma faaliyetleriyle beraber 100 çiftin üstünde olduğu biliniyor ki güzel, bu da ciddi bir şey skor. Bu. Yani evet, tekrar oturup geri kazanıldı. Yani bu bakımdan ele aldığımızda kuş türlerinin pek çoğunun aslında bakarsanız. Hani bir de biz tabii biyolog gözüyle baktığımızda veya doğaya çıktığımızda arazi çalışmalarımızın esnasında işte gerek kuşları gözlerken gerek amfibi ve sürüngenlerle çalışırken hep bu türleri bir indikatör canlı gözüyle bakıyoruz. Yani ortamda bir kirletici unsur varsa bu ister endüstriyel bir faaliyet olur, ister domestik bir faaliyet olur, hiç fark etmez. Bu türler direkt etkilenen türler. Özellikle su kuşlarına baktığımızda. Hal böyle olunca az önce hocam da söyledi. Doğadaki bu anlamda en büyük yıkıcı faktör, yok edici faktör, insan faktörü maalesef. İnsan faktörü. İnsan faktörü maalesef. Galiba henüz daha bilinçli değil insanlar. İşte dünyaya biz varız. İşte hayvanlarla paylaşmak istemiyorlar. Onları vuruyorlar, öldürüyorlar, yok ediyorlar. Yayın okudum ben hocam bundan 2-3 yıl öncesine kadar. Dünyada eğer insan türü olmasaydı dünyanın şimdiki atmosferi nasıl olurdu? İşte atmosferik gazlar nasıl olurdu? Bitki örtüsü nasıl olurdu? Hayvan çeşitliliği nasıl olurdu? İnanın öyle bir şey yapmışlar, canlandırma yapmışlar yayında. Durumun çok daha farklı olacağını, şimdikinden çok daha iyi olacağını belirtiyorlar. Bilimsel bir yaklaşımda bunu sunmuşlar. Science'da da yayınlandı zaten makale. O açıdan çok haklısınız. Ben şöyle bir şey okumuştum. Şimdi Almanya'da galiba bir müzeye giriyorsunuz, işte dünyanın en vahşi hayvanı yazıyor. İşte bakıyorsunuz orada bir ayna var, başka da bir şey yok. Katılıyorum hocam. Yani üzülerek katılıyorum. Şey, değil mi? Yani öyle işte. Üzülerek katılıyorum. İnsan gerçekten dünyanın en vahşi hayvanı. Yok edici. Yok edici türü, öyle söyleyeyim. Yani belki arkanızda olan türler hocam detaylı bahsedecek. İnsanlar yılanlardan çok korkuyor değil mi? Bilinç altında hep işlenmiş yani yılanlarla ilgili bir takım yanlış bilgiler. Ama yine de öldürmeye uğraşıyor. Maalesef. Fırsat bulduğunda öldürüyor. Maalesef. Kuşlar için de aynı şey geçerli hocam biliyorsunuz. Bazı hani şimdi burada avcılık faaliyetlerini topyekun tabii ben bir şey yapmak istemem, eleştirmek istemem ama hani bir canlı türünü öldürerek yapılan bir faaliyetin ne derece insan için tatmin edici olduğunu tartışırım. Evet. Yani yeri gelmişken söyleyelim, işte değerli izleyiciler, hayvanlar, bitkiler, insanlar birlikte paylaşıyoruz dünyayı. Dünyanın üzerinde birlikte yaşayacağız. Birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Eğer bunu yapamıyorsak ekosistem bozuluyor. Bir tür yok olunca öbür türler zincirleme gidiyor, kelebek etkisi bu size geliyor sonunda. Yani kendi ayağınıza kurşun sıkmış oluyorsunuz. Onun için dünyayı paylaşmayı öğreneceğiz. Bitkilerle, hayvanlarla hep beraber yaşamayı öğreneceğiz. Peki bir de işte çevremiz denizlerle çevrili. Türkiye çok özel bir yer. Denizlerde de yaşayan çok canlı var. Hayvanlar, bitkiler de var. Biraz da Özgür'den dinleyelim. Evet hocam dediğiniz gibi Çanakkale konum olarak Marmara ve Ege denizleri arasında ve Çanakkale Boğazı ile bağlanmakta. En büyük özellikle tabii Ege türleri farklı, Marmara'da farklı türler. Farklı habitatlara sahibiz. İşte kayalık, kumluk, diğer ortamlar canlılar için. Yani Akdeniz fokundan Posidonya dediğimiz deniz çayırlarına kadar koruma altında olan pek çok türe sahibiz. Ki hani
hocalarımızın dediği gibi hani bu evet. Yılanlardan korktuğumuz gibi deniz çayırlarından da korkuyoruz. Olduğu yerde denize girmiyoruz ya da evet. Temizlenirse daha rahat ediyoruz denize girerken. Peki korkmayalım onu söyleyelim. Evet, kesinlikle korkacak bir şey yok. Evet. Evet, deniz çıkmamız. Çayırları denizin içindeki bitkilerden korkmayacağız. Evet. Onlar da bu dünyayı evet. birlikte paylaştığımız canlılar. Oksijen kaynağı, bunun yanı sıra erozyonu önlüyorlar. Ve de kendileri dışında pek çok deniz canlısını da ev sahipliği yapıyorlar. Bu deniz çayırlarının son olarak görüldüğü yerlerde zaten Marmara Denizi, Erdek Körfezi, Karabiga ve Marmara'daki adalar arasında bir miktar tespit etmiştik çalışmalarımızda. Onun doğusunda zaten bulunmuyor. Yani son görüldüğü yerler Çanakkale kıyıları. Öyle mi? Yani mesela Tekirdağ sahillerinde falan deniz yok. Çayırı yok. Görememiştik. Ama güney peki, kıyılarımızda, Erdek Körfezi'nde, Balıkesir, Erdek kıyılarında. Peki o zaman ben bir şey ekleyeyim buraya. Benim çocukluğum burada sahillerde geçti. Çanakkale'den, evet. Musa köylüyüm ben. Çocukluğumda işte mandalar vardı. Günümüzün çok büyük bir kısmı denizin içinde geçerdi. Evet. Denizde bitki yoktu. Evet. Yoktu. Tamamen kumsaldı. Hiç bitki yoktu. Evet. Ve o vatozlar, büyük vatozlar vardı denizde. Evet. Yani deniz bugünkünden çok farklıydı. Evet. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bu deniz çayırları acaba o işte buralarda yoktu da yayılıyor mu Marmara'da? İstilacı. Deniz evet. çayırları Posidonia dediğimiz tür ya da Zostera dediğimiz başka bir tür. Bunlar kirliliğe bağlı olarak azalmakta. Ama kirlilikle birlikte diğer türler artmakta. Evet. Farklı istilacı türler, deniz ortamında yayılma biraz daha kolay olmakta. Indo-Pasifik türler dediğimiz süreçten başka türler, taksifolya gibi türler gelmekte. Bunların arasında canlı da yaşayamamakta evet. mesela evet. ve diğer bitki örtüsünü de yok etmekte. Yani hem insan kirliliği hem de habitat kaybı günümüzün en büyük problemi denizdeki. Peki ben şeye sorunun cevabını tam alamadım. Şöyle sorsam. Mesela Tekirdağ sahillerinde belli bir zaman sonra bu çayırlar, bitkiler olacak mı denizin altında yoksa? Yani kirlilik bu şekilde ama devam ederse ki Bandırma Körfezi, İzmit Körfezi ve Tekirdağ kıyıları çok yoğun evet. tehdit altında. Tamam. Kuzey tarafı. Kuzey Marmara özellikle antropojenik kirlilik, Bandırma ve İzmir'de sanayi evet. kirliliğinden çok fazla nasibini almış durumda. Tabanda oksijensiz bölge var artık. Peki oralarda. Kirlilik arttıkça bu deniz çayırları yok mu oluyor? Evet, yani iyi olan türler yok oluyor, kötü olan türler bunların yerine yerleşiyor. Anladım. Evet. Daha çok azot ve fosfor dediğimiz evsel atıklarda yoğun miktarda bulunan bileşikleri kullanarak sayılarını hızla arttırıp yayılabiliyorlar. Yani tür sayısında azalma ve sayıda artma göreceğiz. Peki balık türlerine geçersek, işte burada balıkçılardan duyuyorum ben, işte önceden yedikleri balıkları bugün bulamıyoruz diyorlar. Evet. Bulamıyoruz. Çünkü hem aşırı avcılıkları hem de aşırı avlanmanın yanı sıra işte yasa dışı avlanma yöntemleri yüzünden çok fazla düşüş görünmekte. Evet. Yani bunun geri dönüşümü mümkün ancak tabii ciddi koruma tedbirleri alınmaksızın hem balıkçılarımız tarafından hem maalesef diğer sanayi testleri tarafından yok edilmekte. Yani avcılık galiba vahşice toplu halde hepsini yok etmeye yönelik yapılıyor değil mi? Biz maalesef falan. Evet günü kurtarmaya yönelik yani insan davranışları yani o gün çok kazanmak, o gün çok balık tutmak üzerine. Ancak bunun devamını getirebilecek yani sürdürülebilir halini maalesef yapmayı beceremiyoruz. Yani seneye de balık tutabilmek ya da çocuklarımızın da o balıklarını görebilmesi umarız
kavanozlarda, müzelerde görmek zorunda kalmayacağız ileride. Evet, ya da çocuklarımız da görebilecek. Evet. Çünkü şimdi şehirdeki biliyoruz yani artık tavuk keçi görünce bile heyecanlanan bir çocuk grubu var. Çünkü bahsettiğiniz hani küçüklüğümüzün geçtiği yerlerdeki canlılar kalmadı yani. Değişti. Pek çoğu. Çok değişik, hızlı değişiyor. Evet. Evet. Peki biraz özel olacak belki ama bir de balıkların lezzetleri de mi değişiyor? Mesela ben işte Mersin'de, Antalya'da yediğim balığın lezzetiyle buradaki balığın lezzetini yani çok farklı buluyorum. O kadar farklı ki herhalde bunu herkes biliyor. Hocam, niye böyle? Bu farklılık iklimsel olarak da olabilir. Şimdi ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün kampüsü Mersin Erdemli'de. Tabi yağ tutma oranı kuzeydeki balıklarla güneydekilerin biraz farklı olabilir. Ama tabi şöyle bir şey de var. Balıkların yediklerinin kalitesi kendi etlerin kalitesine de yansıyor. Yani biyolojik çeşitlilik zengin olursa işte karnivor dediğimiz balıkların besini de işte karides, kalamar tüketirse aynı şekilde kendi dokularına geçişi de öyle. Ama bunun kendi besini kaliteli olmazsa maalesef hani şöyle diyeyim suni yemle beslenenle doğal beslenen arasındaki fark gibi. Fark gibi. Bu besin zinciri baştan sona doğru etkileniyor yani insan olarak da en sonunda etkilenen biziz. Boğaz'daki balığın çok lezzetli olduğunu da buradan vurgulamış olalım değil mi? Kesinlikle. Evet, şimdi bir dahaki turda Çanakkale özeline biraz daha ineceğiz. Ben tekrar Varol Bey'e dönüyorum. Çanakkale bölgesinde genelde işte bu faunanın zenginliğini sağlayan sulak alanlar ve Kaz Dağları değil mi? Evet. Öncelikle Kaz Dağları. Tabii. Ama bir yandan da sulak alanları devlet su işlerinin yanlış politikaları nedeniyle kaybettik. Burada bir dönüşüm oldu mu? Sulak alanlar, bu doğa alanları genişliyor mu, daralıyor mu? Türlere etkiler nasıl oluyor? Biraz daha Çanakkale özelliğinizde bu konuda. Hocam biraz evvel de bahsettiğiniz gibi Çanakkale aslında hakikaten çok zengin biyolojik çeşitlilik. Evet. Nasıl dersek biraz evvel de söylediğiniz Kaz Dağları var, dağ ekosistemi var. Deniz var, deniz ekosistemi var. Evet. Yani karasal normal ekosistemimiz var. Bir de tatlı su ekosistemi var. Evet. Yani çok farklı ekosistemleri içinde bulundurduğu için son derece zengin tabii biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin. Dediğiniz gibi yani ülkemizdeki işte tarım politikaları, su politikası biraz hatalı geliştiği için o sıkıntıları hep yaşıyoruz. Mesela bunu yakın zamanda ülkemizin genelinde de görüyoruz. Yani susuz bir yere, sulu bir yerden suyun aktarılması bu aslında bir çözüm değil. Aksine oradaki doğal yapının başka bir yere taşınması, bu da çok biz biyologlar tarafından çok normal karşılanan şeyler değil. Evet. Şimdi eğer bakarsak önemli doğa alanları açısından Çanakkale'yi değerlendirecek olursak, Çanakkale, Marmara bölgesi dahil olmak üzere Türkiye'de çok zengin, önemli doğa alanlarına sahip. Evet. Ne gibi? Şimdi Gökçeada kuzey kıyıları var. Biraz sonra çok kısa bilgi vereceğim. Arkadaşlarımız bu konuda daha ayrıntılı konuşabilirler. Gökçeada Dalyanı var mesela. Evet. Çanakkale Boğazı, burası önemli doğa alanı. Saros Körfezi önemli doğa alanı. Gelibolu Kemikli Burnu. Biga Dağları ve Kaz Dağları. Baraj alanları olumlu mu, olumsuz mu? Evet. Şimdi baraj alanları genelde yapay alanlar olduğu için biz doğal olarak tabii ki çevresel faktörlerden etkilendiğini görüyoruz. Yani oradaki sudaki değişimler dahi çevredeki bitkilere ve onun çok böyle ekonomik kullanılmaması da açıkçası sürekli etrafında tarım alanlarında bulunması, tarım alanlarından suya karışanlar, bir sürü faktör tabii ki bir araya gelince olumsuzlukları hepimiz yaşıyoruz. Şimdi Trakya dahil olmak üzere Marmara bölgesinde 32 tane önemli doğa alanı tespit edilmiş. Ben biraz evvel Çanakkale'de 7 tane önemli doğa alanı var. Marmara bölgesinde 9-10 şehrin olduğunu düşünecek olursak, yani
çok zengin olduğunu, çok büyük zengin. İşte bu bizim bu alanları farklı. Saysak bunlar, herkes bir duysa. Evet, işte Gökçeada kuzey kıyıları. İsterseniz böyle tek tek gideyim. Mesela orası nesli küresel ölçekte tehdit altında olan Akdeniz foklarını barındırması nedeniyle çok önemli bir yer. Buranın tehdide açık yeri turizm, turizm baskısı. Orada bir tehdit oluşturabiliyor. Ama diğer taraftan iyi ki orası oldukça sert, dik yamaçlar. İnsan etkisi çok fazla. Rüzgar sörfü vesaire, hani öyle dışarıdan yapılan turistik dalma. Henüz daha o yana geçilmedi galiba. Sanırım. Güneyi kullanıyorlar. Burada notlarda turizm nedeniyle alandaki insan baskısı artıyor diye bir değerlendirme yapılmış. Tabii Türkiye'nin işte iki büyük adası olduğu için özellikle İstanbul nüfusu çok yoğun kullanıyor. Gökçeada'yı, o nedenle turizm baskısı var. Evet, o alanı belki biraz işte daha dikkatli davranılması için bizlerin de üzerine düşen şeyler var. Şimdi Gökçeada Dalyanı mesela flamingoların kışlama alanı olarak kabul ediliyor. Önemli. Yine uzun bacak dediğimiz kuş türünün kuluçkaya yatmakta olduğu bir yer. Gökçeada Dalyanı dediğimiz yer hemen orada Tuz Gölü gibi bir yer var. Tuz Gölü gibi olan alan. Çanakkale Boğazı zaten pek çok tür için, grubu için öne kriterlerini fazlasıyla sağlayan yerler. Mesela Akdeniz martısı göç sırasında çok önemli miktarlarda. Hani yoğunlaşan türleri örnekledik. O anlamda önemli. Fakat Çanakkale martıları da sanki evcilleşmiş gibi. Oradan da yem bekliyorlar. Cinsi gelsin de ekmek versin diye. Şimdi memeliler açısından, memeli hayvanlar açısından fare benzeri yedi uyur, tırtak dediğimiz gene deniz hayvanı, Delphinus delphis ve Akdeniz foku aynı şekilde bu bölgeyi göç yollarında kullanıyor. Yine mesela kelebek türleri var. Nesli tehlike altında olan kelebek türleri, 5 kadar kelebek türü burada önemli. Biga dağları, şimdi biraz evvel de siz bahsettiniz, çok önemli. Biga dağları diye önemli doğa alanları çerçevesinde ayrılan yer, Ağı Dağı, Tuzluk Dağı, Kestane Dağı'nın olduğu yer. Aslında burası Kaz Dağları'nın bir devamı gibi de kabul ediliyor. Orada Alaca Ağaç Kaka'nın üremekte olduğu alanda. Biz onları çevremizde de görebiliyoruz. Yine Orman Toygarı'nın alanda ürediği tespit edilmiş. Fakat 2006-2007 yıllarında bizim de yürüttüğümüz bir çalışma var. Çok uzun periyotlu ve arazi çalışmasına dayalı. Kirazlı ve Ağıdağı. Bu orada bir envanter çalışmasıydı. Ve orada yaptığımız çalışmada bir kalabalık bir ekiple çalıştık. 15 iç su balığı, 30 kadar çift yaşamlı yani kurma ve sürüngen, 104 kadar kuş türü tespit edildi. Oldukça işte çok zengin bir yer. Yine işte 41 memeli türü var. Toplamda işte sucul karasal 190 omurgalı hayvan türünün orada yaşadığını tespit ettik. Bu çok önemli bir rakam. Tabii bu bölgede şimdi mademcilik faaliyetlerinin çok ciddi bir şekilde yürütülüyor olması biraz o bölgede tabii tehdit bu türler için tehdit oluşturuyor. Bu önemli. En önemli etkilerden birisi. Tabii yani yararlı tarım uygulamalarının çok çiftçilerimiz tarafından daha tam olarak oturtulamamış olması biraz o da sıkıntı. Yani aşırı ilaç kullanımı. İşte biraz evvel dediğimiz olan. Eğer siz bir hayvanı doğadan yok ederseniz zararlı olarak kabul edilen işte omurgasız böcektir, faredir bunların sayısı artıyor. Biz ne yapıyoruz bu durumda? Ürünü kurtarmak için veya onlara gelen zararı engellemek için zirai ilaç uyguluyoruz. Zirai ilaç bitkiye geçiyor, suya geçiyor, toprağa geçiyor. Ve onların etkisi öyle kolay kolay da gitmiyor. Ve neticede biz onu ne yapmış oluyoruz? Vücudumuza almış oluyoruz. Kaz Dağları ile ilgili olaraksa 2007 yılında işte Hacettepe Üniversitesi'nden bir hocamız burada bir proje önermişti. Profesör Doktor Halide Müslü ve birçok üniversiteden bizim de buradan katıldığımız bir ekiple sadece Milli Park'ın çerçevesinde yani Milli Park'ı değerlendirerek bir çalışma yaptık. 200 kadar omurgasız türü tespit edildi. Sadece Milli Park'ta. Bakın bunu bir Kaz Dağları'nın genelinde yayarsak bu sayının çok daha fazla olduğunu tahmin ediyorum. Biraz yöntemden böyle çok kısa söz edebilir miyiz? Nasıl belirliyoruz türleri? Şimdi hocam biz doğaya çıkarız. Doğada örnekleri araştırıyoruz.
Tabii bu araştırma tekniklerinde her gruba özgü farklı yöntemler var. Ama onlar da saklanıyor. Saklanıyor. Bir de şöyle bir şey var hocam. Yani gideceğiniz mevsim önemlidir. Yani genelde tabii ki her doğanın uyandığı zaman bahar aylarını biraz daha işte yaz daha ekosisteminde yaz da serin geçtiği için nispeten o zaman yaz dönemini de araştırırız. Biz bazı türleri gizli hayat sürdükleri için gece araştırmasında yakalarız. Kapanlar kurulur. Aynı şekilde taşların altlarında, kaya yarıklarında bulunurlar. Taşları kaldırarak yakalarız. Bunların çoğunu elle yakalarız. Özel aletlerde kullanılır. Balık için aynı şekilde. Henüz daha kamera kullanamıyoruz galiba. Yani şimdi yeni mobilya kamerası gibi kamera hocam var. Yeni yeni biz şimdi Saros Körfezi'ni çalışıyoruz. Mamalok arkadaşlarımız kamera kurdular. Güzel tespitler de yaptılar. Hocam. Gece bir gece boyunca. Tabii bunların maliyetleri yüksek olması. İşte her zaman ulaşılamaz olması, kayıpları da düşündüğümüzde hakikaten aslında kullanılsa çok büyük memelilere de rastlayabiliriz. İşte bu çok önemli aslında. Bu tür çalışmaların da hala yürütülmekte olan çalışmalara ekleneceğini ve yapılmakta olduğunu da düşünüyorum. 11 kadar iç su balığı sadece o bölgede, 38 iki yaşamlı sürüngen, 30 kuş, 40 kadar da memeli türünün yaşadığını tespit ettik. Yani. Çok güzel bir zenginlik. Evet, bu Çanakkale ve özellikle genelinde ama Kaz Dağı özeline baktığımız zaman bu çok büyük bir zenginlik aslında. Bunu gerçekten ya izleyicilere tekrar altın çizerek vurgulamakta yarar var. Bu zenginlik. Çok büyük. Yani ne kadar farklı tür canlıyla birlikte yaşıyorsanız zenginliğin içinde yaşıyorsunuz. Tabii, onlarla beraber yaşıyorsunuz. Tabii şöyle isterseniz rakamlarla biraz bilgi vereyim. En son işte yakın zamanda çıkacak bir yayınımızda bir genel değerlendirme yaptık. Bizim son zamanlarda bulduğumuz örnekleri de bizim alanımız, benim çalışma alanım iki yaşamlı amfibiler ve sürüngenler. Onunla ilgili olarak 43 kadar tür tespit ettik. Türkiye'deki bu sayı 157 kadar. Ve şöyle bir oran olarak baktığınızda yani %30'lara yakın bir rakam ki oldukça iyi bir rakam. Yani sadece Çanakkale genelde baktığımızda çok zenginiz. Yani bunun değerini bilmemiz lazım. Dediğimiz gibi sorumluluğu da var bu işlerin. Bence burada yapılacak her türlü yatırımdan önce çok düzgün, iyi bir araştırma yapılması lazım o bölgelere yönelik. İyi envanter çalışmaları. Chat mevzuatta var. Bu da yapılmalı ama çok düzgün yapılmalı. Takip edilmeli, denetlenmeli. Mümkünse yani elimizden geldiğince de bu anlamda çaba sarf etmeliyiz. Doğal yapısını bozacak hiçbir hamleye izin vermememiz gerekiyor. Çünkü giden geri gelmiyor. Yani bir de tabii ki genel anlamda şöyle bir genel değerlendirdiğimizde bazen chat raporlarının da itibar edilmediği veya görülmediği, dikkate alınmadığını gördüğümüz zaman ben geçmişte hep şunu savunmuştum. Dedim ki bir bölgenin envanteri de chat raporu vesaire hazırlanacaksa mutlaka o bölgeden araştırmacıların, çünkü o bölgeyi hem iyi tanırlar, yapacakları her bilim adamı doğal olarak her zaman öyle olması gerekir. Dürüst, açık, şeffaf olmalı, bulgularını tam yansıtmalı. Fakat eğer o yörenin insanı olursa zaten buna daha da dikkat edecektir. Çok önemlidir bu. Fakat tabii son zamanlardaki değerlendirmelere baktığımız zaman kaygı da duymuyor değilim. Ciddi anlamda yani ne yaparsanız yapın sonuç bir şekilde olumsuz çıkıyor. Çünkü doğadan yana. Doğa sürekli kaybediyor dediğimiz gibi. Onun için sonuçta bize olumsuz olarak dönebilecek bütün olumsuzlukları önceden görüp, bilim adamının aslında özelliği de budur, bu olmalıdır. Buna yönelik önlemleri alması lazım. Ben şu yönden çok rahatım. Çanakkale'de bu yönde çalışmalar devam ediyor. Çalışıyoruz, bizler çalışıyoruz, arkadaşlarımız çalışıyor. Ve sürekli bir faaliyet içerisinde ve bunlar bilim dünyasıyla paylaşılıyor. Çok yayın aktif olarak yayınlar yapıyoruz. Botanik'te, zoolojide arkadaşlarımız diğer alanlarda da. Ben Çanakkale için umutluyum hocam. Çok güzel.
Şimdi bir iki ekleme yapmak istiyorum ben. Mesela benim çocukluğumun geçtiği işte bu Çanakkale'ye 15 kilometre ötede bizim yaşadığımız köy. Çakal sesleri akşam işte köyde akşam üzeri duyardınız çevrede çakal sesleri vardı. Şimdi yok. İşte demin dediğim o vatozlar çok çok da o kadar yoğundu ki ne zaman denize girseniz işte yanınızdan geçerdi birkaç tane. Şimdi yok. Bakın şeyden şurada 20 kilometre buraya Kirazlı bölgesine yakın bir dağ köyünde köylülerle sohbet ederken bir sorunumuz var dediler. Buna yani bir çare bulun dediler. Nedir dedim? Bir kurt dadandı diyorlar. İnekler serbest dolaşıyor. Sığır inekler işte arazide. Yavruları kurt yiyormuş. Demek ki kurt var. Evet. Şimdi o kadar kızmışlar ki işte yavrular gidiyor. İnek doğuruyor, arazide yavru yiyor kurtlar. Ama diyorlar sıra ona da gelecek. O da diyor o kurt da yavrulayacak. Biz de onu ininde bulacağız diyorlar. İşte onları ikna etmeye çalıştım. Aman dedim yapmayın. Yani siz de bir koruma yöntemi bulun ineklerinize. Kurt da yaşasın, inekler de yaşasın. Ama böyle bakın kurdun varlığını bile biliyoruz. Şurada 20 kilometre ötemizde. Evet, evet. Bizim gözlemim evinin olduğu bölgede buraya 10 kilometre. Orada da geyik türleri var. Zaman zaman yolu bölüyorlar. Görüyor arkadaşlar gece. Evet. Yani çok zengin gerçekten. Müsaade ederseniz bir konuyu paylaşmak isterim. Gerçi biz onu bir bilimsel bir sayfa hazırladık. Orada da paylaştık ama. Evet. Geçenlerde bir üniversite personeli arkadaşımız bizi aradı. Bu ÖSEV'in aşağısında oturma yerleri içerisinde bir yılan olduğunu söylediler. Evet. Yavru. Biz de oraya gittik. Baktım, yakaladım hatta getirdik. Burada tutuyoruz. Zehirli bir yılan. Bunlar var. Yani bizim kampüsümüzde var aslında. Ben bunları biraz da... Ki bu yöreye doğal mı o? Engerek. Bu bölgede engerek. Bu bölgede var. Çok yaygın hocam. Yani bu bölgede çok da rastladık. Geldiğimiz yıldan beri. Ama zehirlenme olayı yok. Olayı yok. Çünkü insandan kaçar. İnsanın bulunduğu ortamda olmaz. Evet. Fakat ben tabii o yazımda da belirttim. Biz aslında onların alanlarına giriyoruz. Evet. Yani buraları çok daha önceden baktığınızda bu binalar olmadığında, bizler burada olmadığımız süreçte onlar vardı. Onların vardı. Şimdi tabii ki bunlar zamanla bu alanları terk edecekler. Bizim o süreyi onlara tanımamız lazım. Yani biz o hayvanları çok sevmeyebiliriz. Ürkebiliriz. Fakat en azından öldürmemeliyiz. Zarar vermemeliyiz. Dikkatli olmalıyız. Tanımalıyız. Bu anlamda burası şanslı. Yani, üniversiteler şanslı. Tabii. Bizler bu konuda uzmanız. Biliyoruz. Bizleri aradıklarında biz herkese gerekli bilgileri de rahatlıkla aktarabiliriz. Şimdi buradan öğrencilerimize ve öğretim üyelerine de seslenmiş olalım. Yani bu kampüsün içerisinde bakın engereklerle beraber yaşıyoruz. Bu da bir zenginlik. Evet. Ama işte yılanlar var diye de kimse korkmasın. Onlar bizden zaten onlar da bizimle beraber yaşamak istiyorlar belki. Onlar bizden korkup kaçıyorlar. Ama yeter ki onlara zarar vermeyelim. Biz onlara zarar vermezsek onlar da bize vermezler. Korkmayın. Dikkatli olmamızda ben özellikle onu söylüyorum. Bahar geldiğinde oturduğumuz yere dikkat edelim. Özellikle akşam saatlerinde ikinci öğretim olan yerler var. Geçerken, ışıksız yerlerden geçerken önümüze biraz daha dikkat tabii edelim. Tabii siz onun üzerine yani basarsanız ısırıyor. Yani bunun başka şey yok. Ha böyle bir olay başa geldiğinde yapılacak önlemler var. Olabilir. Bunlar yaşanabilir. Yani yaşanıyor Türkiye'nin birçok yerinde de. O konuda bizlere danışılır. Hemen devlet hastanesi ya da üniversitemiz hastanesinde mutlaka serum devlet hastanesinde olduğunu biliyorum. Evet. Böyle bir olayı yaşadık çünkü burada bir. Peki Varol Bey. Bir son sözlerinizi almak için bir daha döneceğim size. Kuş türleri açısından Çanakkale. Çanakkale özeli. Yine ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Deniz kenarında çok büyük kuş türleri vardı. Ava çıkarlar, onları tutar getirirlerdi. Bir kişi zor taşırdı. Evet. Toy mu? Toylar. Toy. Şimdi yine yok. Evet. Şöyle söyleyeyim isterseniz hocam. Az önce Türkiye'ye bir giriş yapmıştık. İşte Türkiye'nin sahip olduğu zenginliklerden işte tüm fauna elemanları bakımından bir bahsettik. Evet.
kuş zenginliği bakımından da, tür çeşitliliği bakımından da Türkiye gerçekten önemli bir potansiyele sahip. Peki Çanakkale bunun neresinde veya ne kadarına sahip? Çok kısa ondan bahsedeyim ben size. İşte Türkiye'de 450 civarı kuş türünün yaşadığı biliniyor. Çanakkale'mizde ise bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda ki ben 2003 yılında ilk Çanakkale'ye geldiğimde, yüksek lisansıma başladığımda yaklaşık 3 sene boyunca bir fiil hep arazide kuş gözlemleri yaptım yüksek lisansım boyunca. Sarıçay civarını çalıştık, o deltayı çalıştık. Ama bu ilk miydi? Değildi. Daha önceki yıllarda da Çanakkale'de yapılmış kuş gözlemleri vardı ama bilimsel anlamda böyle bir veri, elimizde böyle bir data yoktu. Bu ilk girişimle beraber Çanakkale'de devam eden yıllarda süren akademik faaliyetlerle, yaptırılan yüksek lisans tezleriyle ve diğer projelerle böyle bir derleme yaptığımızda Çanakkale ilinde yaklaşık 175 türün barındığı bilinmekte. Yani bu ciddi bir rakam aslında bakarsanız. Yani 450'nin %40'lık bir bölümü Çanakkale'yi kullanıyor. Yani yılın 4 mevsiminin belli periyotlarının. Tabi bu sayı sabit değil. Yani yazın bu sayı biraz daha düşebiliyor, kışın biraz daha değişebiliyor vesaire. Bu açıdan baktığınızda önemli bir sayı. Ha bu türler içerisinde Çanakkale'yi gerçekten kuşlar açısından önemli kılacak olan türler var mı? Elbette var. Yani bir biyolog gözüyle baktığınızda olaya bunun kriteri nedir diye sorarsanız bize IUCN adını verdiğimiz bir birlik var. Dünya Koruma Birliği kısa ismiyle. Bu IUCN belli periyotlarda dünyada yaşayan tüm bitki ve hayvan türleri için kırmızı listeler yayınlar. Bu kırmızı listelere ait verilere de dünyanın çeşitli ülkelerine ait bilim adamlarının topladıkları verilerle oluşturur. Bizler de ornitologlar olarak alandaki kuşların tespitini yaptıktan sonra bunları listelediğimizde hemen IUCN'in datalarına bakarız, verilerine bakarız. Evet. Acaba bu kuş türü IUCN kayıtlarına göre hangi kategoriye dair? Evet. 9 kategorisi vardır IUCN'in. İşte asgari endişeden nesli tükenmiş olana kadar 9 farklı kategorisi vardır burada. Çanakkale elimizdeki 75 kuş türünün ben şöyle bir kabaca sayısını çıkardım. IUCN verilerine göre baktığınızda burada yaşayan 2 tane önemli kuş türü var ki bunlar hassas seviyede. Ne demek hassas seviye? Yani ileride bu türün nesli ciddi anlamda tehlikeye girebilir. Evet. Ve doğada yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yani hassas kategorisinde. Evet. Evet. Bunlar hangi türler? İşte yelkovan kuşları. Yelkovan kuşlarını hepimiz görmüşüzdür. Yani hiçbir şey bilmiyorsak bile kordonda yürürken o deniz seviyesinden böyle 10'arlı 20'şerli gruplar halinde deniz seviyesinde çok yakın mesafede, 1 metre mesafede gemilere neredeyse böyle eşlik edercesine uçan kuş türleri. Yelkovanlar Çanakkale'de var. Bu önemli. Hassas kategorisinde önemli bir kuş türü. Onun dışında tepeli pelikanlar işte yine bölgemizi kullanıyorlar. Bu anlamda bu iki türün mevcudiyeti Çanakkale ilinde hakikaten bu lokaliteyi kuşlar açısından, kuş faunası açısından önemli kılıyor. Bir de diğer kategori yani şu anda nesli tehlike altında değil ama ileride eğer gerekli önlemler alınmazsa tehlike altına girebilecek olan 5 tane kuş türümüz var Çanakkale'de. Bunlar işte Aladoğan, Çamurçuldu, az önce bahsettik Adamartısı, özellikle Gökçeada ve Bozcaada'da bol miktarda var. Kaz Dağları ölçeğinde konuşmak gerekirse Anadolu sıvacısı. Sıvacı kuşu çok sempatik bir kuştur zaten ötücü kuşlarda. Kaz Dağları'nda bol miktarda bulunuyor ve alanı kullanıyorlar. Yani Kaz Dağları'nda bu kuşun mevcudiyeti zaten orayı tek başına önemli kılabilir Anadolu sıvacısının mevcudiyeti ve aynı şekilde Kaz Dağları'nda gök kuzgun türleri de alanı kullanıyorlar. Bu türlere baktığınızda yani bu saymış olduğum iki tür ve işte ileride eğer gerekli önlemler alınmazsa nesli ciddi anlamda küresel ölçekte, bakın bu nokta önemli, küresel ölçekte tehdit altına girmeyecek olan türlerin mevcudiyeti bir kere Çanakkale'yi oldukça önemli kılıyor. Sanırım leylekler de azalıyor ama. Şimdi hocam aslında bakarsanız yapılan çalışmalarda periyodik olarak bazı kuş türleri sayılıyor. Su kuşları sayılır. Mesela yurdumuzda çeşitli o noktadan da bahsedelim yeri gelmişken. Kuş gözlemciliği aslında bakarsanız her ne kadar bilimsel camiaya mal olmuş gibi gözükse de aslında bakarsanız pek çok sivil toplum örgütünün ve amatörlerin katkılarıyla belli bir yere gelebilecek olan bir bilim dalıdır. Bunun altını çizerek söylüyorum. Zaten şöyle bir internette bir kuş gözlemciliği ile ilgili Türkiye'de yapılmış çalışmaları karıştırdığınızda veya görsellere baktığınızda pek çok görselin, fotoğrafın aslına bakarsanız doğa bilimleriyle uzaktan yakından ilgisi olmayan ama doğa aşığı kişiler tarafından çekildiğini ve bilimsel bir şekilde isimlendirildiğini görürsünüz. Yani bu açıdan baktığımızda kuş gözlemciliği
aslına bakarsanız hani amatör kuşçulukla beraber iç içe geçmiş olması gereken bir disiplindir diye düşünüyorum. Hal böyle olunca tabii ki elbette pek çok kayıtlar geliyor tüm Türkiye'den. Bunların paylaşıldığı pek çok veri tabanları da var Türkiye'mizde. Atıyorum siz Edirne'de kuş türünü görüyorsunuz, fotoğrafını çekiyorsunuz, orada paylaşıyorsunuz. Evet. Van'dan başka bir arkadaşınız o fotoğrafı paylaşıyor. Evet. Onlar bir veri tabanını birleştiriyor. Sonra Türkiye'nin kuş türlerine ait temel bir liste oluşturuyor ki hani bu anlamda bu paylaşımı baktığımızda bence oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. İşte bu anlamda baktığımızda ise Çanakkale'de geçmişten günümüze yapılmış çalışmalarla buranın artık kuş faunası tamamıyla herhalde çıkarılmış düzeyde olduğunu düşünüyorum. Ha, şu da var. Türkiye'de biliyorsunuz Çanakkale her ne kadar temel göç yolları üzerinde olmasa bile kuş göçleri bakımından konuşuyor. Tali göç yolları üzerinden birisinde. Özellikle yırtıcı kuşlar ve su kuşları Çanakkale Boğazı'nı göçler esnasında oldukça fazla sayıda kullanıyorlar. İşte hani az önceki sorumuza oradan gelecek olursak nasıl bu kuşları sayabiliriz? İşte su kuşları sayım tekniklerini kullanarak belli alanlarda sabit gözlemler yaparak onlara ait listeleri oluşturarak sayılara ulaşabiliriz. Mesela artık toy yok değil mi demin dedi? Çanakkale'yi pek kullanmıyor yani. Ya, kullanmıyor. Evet, çocukluğumda benim yaygındı. Doğru. Evet. Mesela çok büyük bir hocam kayıp aslında bakarsın bu falan açısından. İşte bu noktada hocam eğer toyu görebiliyorsanız bir yerde yani 10 çift veya 30 tane bireyin tespit ediyorsanız orası önemli doğalım diyorsunuz. İşte bu nesli tehlike altında olan türler. Peki bu işte kuş gözlemciliği amatör gruplar da yapabiliyorlar. Evet, tabii ki. Ben şeyi hatırlatayım. Bir astrofizikçi arkadaş İstanbul Üniversitesi'nden bir projeye başvurdu. Portatif teleskopla işte bu işi organize edebileceğini projelendirdi ve projeyi aldı. Güzel bir paraydı da. Ve ama çok güzel bir organizasyonla insanları topladı. Boğaz kenarlarında değişik yerlerde işte kuş gözlemciliği yaptırdı teleskopla. Aslında bakarsanız hani hazır o konuyu açmışken İstanbul Boğazı'nda kuş göç mevsimlerinde işte sonbaharda ve ilkbaharda biliyorsunuz yurt dışından da gelen pek çok bilim insanı ve amatör kuş gözlemcisi işte İstanbul Boğazı'na hakim tepelere çıkarak kuş gözlemi yapıyorlar. Ve hani o şeye ciddi bir ekonomik katkı da sağlıyor. Bakmayın ciddi bir kalabalık oluyor orada. Hani ben Çanakkale'de böyle bir faaliyete 11 yıldır buradayım rastlamadım. Ama Çanakkale'den de mevsimsel kuş göçleri gözlemleniyor. Şimdi hani, benim aklımda o Mert Bey soracağım onu. Ve sizden de istekte bulunacağım bu yönde. Mesela ne bileyim leylekler hadi gidiyoruz deyip toplandığında bize haber etseniz. Olur. Duyuralım bunu, basına duyuralım gözlemciler bir yerlerde toplansınlar. Leylekleri uğurlama festivali mi diyelim, bir şey deriz ona. Kutlarız, bir örgütleniriz, kuşların farkındalığı oluşur böylece. Çok haklısınız hocam, yani o göç mevsimlerinin başında ve sonunda böyle toplu organizasyonlar yapılırsa hem yöre açısından, halkın farkındalığının yaratılması açısından büyük katkısı olur. Hem de bir etkinlik gerçekleştirmiş olurdu. Yapalım onu. Bir de ben şeylere işte alanım olmadığı için çok bilmiyorum ama mesela karabataklar bir dönem yok oluyorlar. Sonra bakıyorsunuz gelmişler. Aynen. Aslında bakarsanız onlar yok oldukları zaman Afrika'dalar hocam. Aynen. Yani onlar yok oldukları zamanlar burayı terk ediyorlar. Yani hatta Güney Afrika'da indikleri biliniyor göç eden kuşlar. Az önce ondan bahsediyorduk. İşte bu bizim Çanakkale'de gördüğümüz 175 kuş türünün hepsi 4 mevsim burada bulunmuyor. Evet. Bunların 67 tanesi yerli kuşlar. Yani 4 mevsim buraya yani araziye çıktığınızda 67 tanesini görebiliyorsunuz. Bunların büyük kısmı ötücü kuşlar zaten. Yani bizim Passeriformes ordusu dediğimiz ötücü kuşlara dair ki zaten çok büyük bir takımdır Passeriformes. Yaşayan kuşların neredeyse 3'te biri bu orduya da 3000 kuş türü içeren önemli bir ordu. 56 tanesi yaz göçmeni mesela. Sadece yazın görüyorsunuz bunları. Evet. 33 tanesi kış göçmeni. Büyük bir kısım bunların su kuşu. Ördekgiller, kazgiller vesaire. Bazı yırtıcı kuşlar da alanı kullanıyorlar. 19'u transit. Yani ne demek? Göç esnasında Çanakkale'yi dinlenme veya kısa süreli beslenme amacıyla kullanan kuş türleri.
Şimdi durumu böyle olarak ele aldığınızda bu toplam 175 kuş türü içerisinde yani siz araziye çıktığın hepsini bir anda görmeniz mümkün değil. Tabii. İşte bu saydığım kuşlar mesela siz dediniz ya bazı karabatakları şu mevsimde gözlemleyemiyorum. Onlar o esnada yurdumuzu terk ediyorlar. Daha sıcak iklimlere gidiyorlar. Mesela işte onlar da toplu halde mi gidiyor? Toplu göç ederler. Zaten şöyle söyleyeyim. Peki onun farkına varabiliyor muyuz? Örgütleniyorlar mı böyle hadi toplanıyoruz gidiyoruz falan? Mevsimsel indiklenme, tetiklenme bütün mesela amfibi sürüngenlerde de vardır, kuşlarda da vardır, bazı memeli türlerinde de vardır. Bunları biyolojik saat gibi düşünebilirsiniz aslında. Ya onları bize haber etmenizi istiyorum. Şöyle söyleyelim yani hocam. Yani şöyle yapın. Şimdi nasıl toplumda güncel olaylar, haberler, işte insanlarla ilgili haberler ne kadar önemliyse ben onların da o kadar önemli olduğunu düşünüyorum. İşte karabataklar hazırlanıyor, gidecekler diye bir haber yayalım. Çok güzel. Bu basında çıksın. Çok güzel. İzleyelim mesela onların gidişlerini. Hem dediğim gibi izleme açısından önemli hem de böyle bir şey geleneksel hale getirilse hele çok daha başarılı oldu. Çanakkale'ye ciddi bu anlamda yerli ve yabancı turisti çekebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Çünkü kuş gözlemciliği aslında bakarsanız amatör bir hobi. Çok da aslında bakarsanız başlangıç için çok da ekonomik olarak ucuz bir hobi. Evet. Yani bir çift iyi gören göze ihtiyacınız var sadece. Ha, biraz daha meraklıysanız çok güzel böyle şey kitaplar vardı, el kitapları vardı. Ben oradan izliyordum o kitabı. Evet, evet. Mesela kuşlar için Türkçe kitaplar da var, yabancı dilli kitaplar da var. Hani bir kuş türünü gözlemlersiniz, biraz daha merakınız varsa bir dürbün edinirsiniz. Dürbünden acaba bakıp, adı ne bunun dediğinizde, buradan karşılaştırıp hem böyle bir şey yapıyorsunuz, zihninizi yoruyorsunuz o açıdan baktığınızda. Doğaya çıkıyorsunuz, ne bileyim o haftanın yorgunluğunu, stresini böyle güzel bir havada atmış oluyorsunuz. Evet. Hani çocuklarımıza diyoruz ya hep böyle doğa sevgisini aşılayalım. İşte bu gözlemciliği bence bunun en kilit noktalarından bir tanesi. Çok güzel bir şey. Bu göçleri bilgilendirelim. Evet. Biz de izleyelim. Evet hocam. Onu organize edelim. Evet, haklısınız. Tamam. Şimdi ben Özgür Bey'e benzer şeyi söyleyeceğim. İşte deniz anaları geliyor veya gecikiyorlar. İşte sardalya sürüleri boğazdan geçiyor, lüfer geçiyor. Bunlar da bilmiyoruz. Halk farkında değil. Bunlara önceden haber verebilir miyiz? Tabii. İşte. Haber vermek mümkün. Deniz anılarının durumu biraz daha farklı. Onlar plankton grubuna giriyor ve tamamen akıntılara bağlı. Evet. Yani mevsimsel bir görüşleri yok. Akıntılarla ancak sürükleniyorlar. İşte kuvvetli rüzgara bağlı olarak belli koy ve körfezlerde de birikebiliyorlar. Yani istenmeyen miktarlarda hatta. Ancak balıklarınki daha farklı tabii. Pek çok lüferden palamuta kadar, sardalyaya kadar göç eden canlılar Karadeniz ve Ege arasında beslenmek ve üremek için. Peki deniz anaları bir yerde üreyip oradan yola çıkıp da boğazdan sistematik olarak bir yere gidip sonra geri dönüyor falan. Onların da böyle bir göçü var mı? Yok. Çok aktif olarak yok. Daha çok akıntılara bağlı. Akıntıya. Plankton oldukları için. Daha doğrusu kendi hareket kabiliyetleri akıntıya karşı koyamayan canlılar var. Bunlarda da şöyle bir problem var. Besin miktarına bağlı olarak sayıları çok hızlı artabiliyor. Bunların besinlerinde genelde partikül maddeler, diğer küçük planktonik canlılar oluşturuyor. Tabii sakinlenmeye bağlı sayıları artınca bunların da sayıları hızlı artabiliyor. Farklı türler gelebiliyor. Yayılmacı türler. Bunlar balık yumurtalarını tüketebiliyor. Bunlar da aslında ekosistem için zaman zaman tehlikeli olabilecek türler. Peki bunlara bir şey yiyor mu? Bir tür de deniz anaları yiyor mu? Evet. Mesela bazı balık türleri. Balık türleri karetta dediğimiz deniz kaplumbağası ve kendi aralarında da işte Beroya vata dediğimiz diğer bir deniz anası türü diyebilirim. Bunları tüketebiliyor. Mesela deniz anası zannedip poşetleri tüketen karettalar da var maalesef. Bunların otopsilerinde, midelerinde görüyoruz. Çok şeyler de var değil mi? Bu kuş sakızları yiyecek zannedip boğulması. Peki
Şimdi Boğaz'ı birçok canlı kullanıyor. İşte deniz kaplumbağaları, fok balıkları da kullanıyorlar değil mi? Evet. Burada Boğaz'da böyle yaşam alanları var mı bunların? Yoksa gelip geçiyorlar mı, göç mü ediyorlar? Var, çok güzel. Özellikle foklar için yaşam alanları Karaviga tarafında. Hı hı. Az önce Varol hocamızın söylediği Kuzey Gökçeada kıyıları, yine Gelibolu Yarımadası'nın kuzey kıyılarında olduklarını biliyoruz. Ancak bunlar tabii beslenebilmek için uzun kıyı şeridine ihtiyaç duyuyorlar. Yani bir 15-20 kilometre kadar bir alanın onlar için uygun olması gerekiyor. Yani bu türü korumak için sadece mağarasını ya da çevresini korumak maalesef yetmiyor. Uzun bir kıyı şeridine ihtiyacımız oluyor. Bunun dışında tabii kıyı şeridinin yok olmasının yanı sıra yasal dışı avcılık da bunları ikinci derecede balıkçılar etkiliyor. Balıkçılar da bunları hiç sevmiyor galiba değil evet, mi? Balık avlarına zarar veriyor. Aslında yani. Yasal dışı troll ya da gırgır avcılığı olmasa foklar için gerekli balık da ortamda olacak. Ve böylelikle diğer kıyı balıkçıların ağlarından da balık almayacaklar. Biraz balıkçılar o yüzden sevmiyor. Çünkü kendi balıklarını aldığını düşünüyorlar. Evet. Ama aslında ortamda besin olmadığı için, yani ortam sağlıksız olduğu için bu tür bir şey var. Çünkü daha çok ağlanmayı seviyorlar. Evet. Az önce köyden örnek vermiştiniz. Hani kurdun inek yavrularına saldırması gibi. Çünkü biz onların gıdalarını, besinlerini ortamdan alıyoruz ve onlar mecbur kalıyorlar. Tabii. Eğer mesela bu avcılıkta, troll avcılığında ya da gırgır avcılığında bütün kurallara uyursa ve kıyıdan belli bir mesafe uzakta durursa hem kıyı balıkçılığı bundan olumlu etkilenecek hem de Akdeniz foku besin anlamında rahat edilecek. Şimdi Boğaz'da fokların yaşam alanları işte Karabiga tarafında dedik. Belki başka yerlerde de olabilir ama bu alanlar hızla galiba yok oluyor değil mi? Çok hızlı, evet. Bandırma'dan Lapseki'ye kadar şimdi termik santrallar kuruluyor. Evet, maalesef. Bu termik santrallar denizi kullandığı için deniz kenarında kuruluyorlar. Evet. İşte denizi dolduruyorlar, mendirekler yapıyorlar falan deniz. Denizde ekosistem tamamen alt üst oluyor. Şimdi Karabiga'da böyle bir sorun olduğunu biliyoruz. Sizin de yerinde gördük maalesef olduğunu biliyoruz. Biraz o özel durumdan bahsetseniz. Hatta başlamadan şeyi de diyeyim ben. O Karabiga'da Priapos antik kenti var. Hemen o antik kentin dibinde kurulan termik santral. Evet. Bu fokların yaşam alanları da orada. Hatta deniz altında büyük galerilerde antik alanlar da olduğu söyleniyor. Evet, İşte oraları foklar kullanıyor ama şimdi de insanların gözü oralarda. İşte termik santral nedeniyle deniz alt üst ediliyor. Biraz o konudan söz etseniz. Yani oradaki habitat, daha doğrusu foklar için yaşam alanı kaybı çok maalesef kötü seviyede artık. Ben bundan bir 15 sene kadar önce yüksek lisans çalışmam için Erdek Körfezi'ndeydim ve istasyonlarımızın bir kısmı Karabiga'daydı. Kıyı güzelliği çok eşsiz. Yani oradaki kıyılar aynı Kuzey Ege kıyıları gibi kayalık yamaçlar ve bakir diyebileceğimiz, yani insan eli değmemiş, hem hocalarımız daha iyi bilir. Yani karasal denizler pek çok canlı türüne sahipliği yapıyor. Evet. Bunun yanında bahsettiğiniz tarihi önemi zaten çok ayrı. Biliyorsunuz Çanakkale bölgesi zaten yakın tarihten uzak tarihe kadar çok zengin. Buradaki kıyı kaybı tabii burada termik santral yapılacak. Belli bir ömrü de var bu termik santralin. 49 sene, 50 sene civarı. Ondan sonra kullanılmaz hale gelecek. Pek çok maden işletmesinin dünyada örnekleri var. Kurulmadan önceki, kurulduktan sonrası ve bunlar gittikten sonrası hali
maalesef işler acısı. Yani bu santraller buradan gittiklerinde, işleri bittiklerinde geriye hiçbir şey kalmayacak neredeyse. Çünkü kullandıkları yakıtların hem katı olarak hem gaz olarak arttıkları, hem kıyıda yaptıkları tahribat geri dönüşümsüz olacak. Bu nedenle buralardan ziyade daha çeşitliliğin az olduğu, yani biz de teknolojiye ya da sanayiye karşı değiliz ama yer konum seçilirken daha farklı bölgelerde yapılmasını öneriyoruz. Yani nesli tehlike altında olan türlerin, ondan sonra tarihi olarak zengin olan yerlerin santral için uygun olmadığı çok benzer ve alternatif olarak şimdi tabii insanlar santrallerde çalışıyorlar. Bir şey de istihdam da sağlanıyor buralarda ama az önce ne bileyim kuşlar için örnek verdik. Denizdeki işte Fransızların yaptığı var. Deniz memeli turları var. Bunları görmek için belli güvenli bir mesafeden insanlar görüntülemek için para ödüyorlar. Ne bileyim sanayi anlamında bir turizm değil de daha butik anlamda bölgenin değerlendirmesi, tarihi eserlerin bu anlamda karşı taraf için güzel bir şekilde uygulanıyor. Ne bileyim doğa tarih müzelerimiz, yani bize çok eksik olan şey var. Bunlar oldukça hem istihdam olarak zaten bölge kalkınacaktır, hem bu zenginliklerimizi korumaya devam edebileceğiz. Hem de yani bu tür geri dönüşümsüz hataları, ki insan gelişmişliğinin ölçüsü bunlardır. Yani canlı kaynaklarına sahip çıkmaktır. Yani biz bütün canlıları, yani kaşını gözünü tipini sevmek zorunda değiliz ama hepsinin ekosistemde bir görevi var. Ve insan için önemli çünkü bunun ucu insana dokunacak en sonunda. Bunlar kaybolduğunda zincirin son halkasına gelmeden insan o zaten o tehdit altına girecektir. Yani çok şanslı olsak belki başka bir gezegen buluruz ama bence burayı doğru düzgün kullanmakta daha fayda var. Şimdi termik santral oraya kurulunca işte ekosistem bozulacak, deniz işte sıcak su akacak. Evet. Sera gazları yani salınacak. Şey evet, evet. Yani atmosferinden denize, kıyısı, karası hepsi olumsuz etkilenecek. Evet. Dediğiniz gibi işte Priapos görsel olarak da o kadar güzel bir yer ki turizme açılsa, o fokların güzelliği, o denizin zenginliği, o ekosistem insanlara turizm bağlamında gösterilse. Şimdi o güzellikler yok olacak hepsi. O antik kentin antik eserleri kapışılacak, paylaşılacak, yok edilecek. Su altında ne varsa onlar da yok olacak. Hatta diyorlar ki, bilmiyorum, siz galiba yakın zamanda gördünüz orayı, bir adam falan mı oluşturdu? Evet, yani deniz tamamen dolduruluyor. Yani bir yerden toprakla diğer tarafa doldu. Yani coğrafyası değişiyor resmen bölgenin. Yani kadar biz burada durumda... bakın dört bilim insanı olarak mümkünse hangi kurumun yetkisi varsa orada termik santralın durdurulmasına ülkenin geleceği açısından, bu bölgede ekosistemin korunması açısından uygun görüyoruz. Aslında bir şekilde durdurulması gerek. Müsaade ederseniz hocam, yanılmıyorsam İshak Bey bir şey, Sayın İshak Alıntun'un, ben tabii çok üzücü olay yaşadık Soma ile ilgili, Soma'da yaşadığımız olay ve ben haberleri takip ediyorum. Orada bir açıklaması benim dikkatimi çekti. Haberlerde vermişlerdi. İşte bu yaşanan faciadan yani ben de dahil olun bizler sorumluyuz demişti. Ben hassas davrandığını görüyorum. Bu çok sevindirici bu yaklaşımı. Belki bu konuda da gerekli duyarlılığı gösterirse gerçekten doğa sevenleri bilim herhalde, çevreleri bundan o kadar mutlu olur. Çok büyük o kadar mutlu duyarız. Belki buradan seslenmek. Evet. Buradan seslenmiş yani, olalım. Bilim insanları olarak işte o bölgede ekosistemin korunması, bu canlı türlerinin yok olmaması için termik santraldan vazgeçilebilir. Mesela o sahillere, o sahillere yine rüzgar enerji santralları kurulabilir. Onlar çok fazla zarar vermez termik santral gibi. Veya bu termik santral için başka yer gösterilebilir.
aynı şirketten. Ama o bölge termik santrallar için bakın birçok açıdan, hem tarihi kent açısından hem o ekosistem, fokların yaşam alanları açısından uygun değil. Uygun değil, bir şekilde termik santral oraya oluşmamalı. Peki, söyleyeceklerimizi söyledik galiba. Son böyle söyleyecek, işte şunu da söyleseydim evet. diyeceğiniz bir şeyler varsa onları evet, da ekleyelim. Evet, ben şimdi onu konuşmamın başında da söylemiştim. Yani biyolojik zenginliğe, çeşitliliğe sahip olmak çok büyük bir şanstır. Evet. Çanakkale bu anlamda çok şanslı ama evet. bunun da getirdiği bir sorumluluk var. Hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Bizler bilim adamı olarak elimizden geldiğince genelde zararların daha çok bilgisizlikten kaynaklandığını evet. düşünüyoruz. Bilgilerimizi her ortamda paylaşmaya hı-hı. çalışıyoruz. Hatta biz bu anlamda bir sayfa da oluşturduk. Elfamura diye evet. bir sayfamız var. Oraya girip oradan amfibiler, sürüngenler evet. bizim konumuz evet. olduğu için evet. diğer bilim alanlarında da yapılması hı-hı. gerektiğini düşünüyorum. Girip bilgi sahibi olabilirler, bizlere sorabilirler. Bakın yine Çanakkale'ye yönelik olarak Gökçeada'nın kurbağa ve sürüngenleri hı hı. diye bir Türkçe, İngilizce, yabancılarında biraz özet halinde evet. tanıtan Gökçeada'mızı yaşayan evet. amfibi sürüngenleri. Hatta şimdi orada bir çalışma da var, Gökçeada kitapçığı hazırlanıyor. Oraya da biz oranın bilgilerini aktardık. Yine tabii dediğim gibi bilgisizlikten kaynaklanır. Kimse bir canlıyı bilerek öldürmek istemez. Korku çok önemli bir faktör. Bunlar da hep yanlış bilinme, eksik bilinmeden kaynaklanıyor. Bunu da gidermek için kurbağalar ve sürüngenler nedense hep itici gelir insanlara. Doğru sandığımız yanlışlar diye. Yine Orman ve Su İşleri Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Şube Müdürlüğü bize bu yönde çok destek oluyor. Çok teşekkür ederim. Huzurlarınızda onlara teşekkür etmek isterim bu şeylerimizi. Evet. Ve bunları paylaşmaya çalışıyoruz. Evet. Evet. Bunları yapmalıyız. Her branşta yapmalıyız. Evet. Çanakkale Üniversitesi de bu anlamda çok şanslı. Gerçekten çok değerli bilim adamlarına sahip. Evet. Evet. Kendi alanında uzman kişiler var. Ve onlar da üzerine düşen sorumluluğu paylaşmaya evet. hazırdır. Ben onu öyle görüyorum, öyle biliyorum. Tamam. Teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Teşekkür ediyorum. Şimdi son sözlerimizi Mert Bey'den de alalım. Öncelikle ben de teşekkür ederim bana söz hakkı tanıdığınız için. En azından böyle bir ortamda bilimsel bir sohbet evet. yapma şansı tanıdığınız çok teşekkür ederim. Varol Hocam da söyledi, biz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne ait bilim insanları olarak bir takım bilimsel faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu yaptığımız bilimsel faaliyetleri de işte kongrelerde, sempozyumlarda veya bilimsel dergilerde sunuyoruz, paylaşıyoruz, bilim dünyasına sunuyoruz. Evet. Fakat bu yapılan işlerin ne kadarı tabii ki halka yansıyor veya ne kadarı sokaktan geçen adamı ilgilendiriyor orası tartışılır. Evet. Biz zoologlar olarak en azından yapmış olduğumuz işlerin bir kısmını daha bir aktüel hale getirerek, az önce hocam da söyledi, çeşitli broşürler yaparak, web sayfaları tasarlayarak halkın bilgisine sunmak istiyoruz. Onlarla paylaşmak istiyoruz. Tamam. En azından bazı yanlış bildiklerini düzeltmek istiyoruz. Bu açıdan da son zamanlarda yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Umarım ilerleyen zamanlarda enerjimizi kaybetmeden, çünkü o potansiyel bizlerde var. Çalışmamızı sürdürmek istiyoruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum size. Ben de teşekkür ediyorum. Güzel bilgiler aktardık. Özgür Bey, sizden de son sözlerinizi alalım. Ben şimdi Karaviga'da mesela en son gittiğimizde balıkçılar mesela az önce söylemiştik ya kendi ağlarından balık aldığı için fokları bir miktar kızgın olduklarını. Mesela bu Karaviga'da bahsettiğim şekilde Varol Hocamızın hani bilgi eksikliği yanlış yönelmelere neden olabiliyor. Mesela Karaviga'da şimdi balıkçılar korumalarını üstlenmiş durumda bu fokların. Adeta nöbet tutar durumdalar. Hani herhangi bir yerden zarar gelmesin diye. Çünkü bazıları için o foklar olmazsa sorun da olmayacak nitelikte bir duruma gelmiş durumda. Bu anlamda halkımızda da buradan söylemekte fayda görüyorum. Bütün canlılarımızı korumak aslında kendimizi korumaktır, insanlığı korumaktır. Biz de bunları çocuklarımıza ve gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Bilim insanı olarak da
bunların envanterini tutmak, nerede ne olduğunu bildirmek bizim görevimiz. Bu program vasıtasıyla bir miktar bunu başarabildiysem ya da bir şeyler anlatabildiysem ne mutlu. Anam, size teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Tüm konuklarıma, Varol Bey, Mert Bey, Özgür Bey, hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Güzel bilgiler aktardık. Her alanda ben bilim diyorum yine. Her alanda bilimin gösterdiği yol izlenirse büyük felaketler küçük zararlarla atlatılabilir. Ama büyük felaketler yaşıyorsa bir toplum, arkasında bilim yolunun izlenmemesi vardır. Bilim yolu izlenirse gerçekten insanlığın gelişimi daha hızlanabilir. Onun için hep bilim diyoruz. Bir bilim gündemi programının daha sonuna geldik. Tekrar teşekkür ediyorum konuklarıma. Yeni bir bilim gündemi programında görüşmek üzere.